Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 19 Ağustos 2017 Cumartesi, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün sıcak gelişmelerinin ayrıntılarına geçeceğiz ama önce futbol diyoruz. Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ikinci haftasında Bursaspor bugün taraftarlarının karşısına çıkıyor. Sezona Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Yeşil Beyazlılar yaklaşık 45 dakika sonra başlayacak Alanyaspor maçında taraftarlarıyla özlem giderecek. Maç öncesi son durumu ve kadroları Olay Televizyonu spor editörü Cevdet Altınel'den alacağız. Cevdet Altınel, söz sende. Evet Ferit Timsahra'dan mutlu akşamlar diliyorum. Maçın başlamasına artık 45 dakikadan az bir süre kaldı. Bursaspor geçtiğimiz haftaya sezona Başakşehir mağlubiyetiyle başlamıştı. Bu kez sezonun kendi sahasındaki ilk maçında 3 puanla tanışmak istiyor. Gerçekten zorlu bir karşılaşma Yeşil Beyazlıları bekliyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta rakip Alanyaspor'da Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Bursaspor'da sakat Deniz Yılmaz bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Yeşil Beyazlıların ilk 11'i de elimize ulaştı. Hemen onu aktaralım. Bursaspor kalede Harun Tekin, geri dörtlüde Barış Titi, Ekong, Aziz Beyiç, orta alanda Badu Ago, önlerinde Bataja. Kanatlarda Stankus, Joshua, John. İleride de Kubilay kanatsız kuş. İlk 11'iyle Bursaspor mücadeleye başlayacak. Bu kritik mücadelede Serkan Tokat düdük çalacak. Evet, Erdal Akçay. Bakalım bu 90 dakika öncesi neler söyleyecek. İlk 11'ler elimize ulaştı. Evet. Baktığımızda geçtiğimiz sezonki kadrodan 5 oyuncu var. Neler söyleyeceksin? Evet, yani çok da sürpriz değil. Çünkü Paul Legon'un elinde de alternatif bir kadro söz konusu değil. 5-26 oyuncu. Delarge beklentimiz vardı. Ancak Fransız Hoca henüz tam olarak hazır olmadığını belirterek ancak müsabakanın ikinci yarısında şans verebileceğini ifade etti ki ben bu tür oyuncuların ilk 11'de kullanılmasını tercih ederdim şahsen. En azından skoru aldıktan sonra onun yerine farklı bir isim koyabilirsiniz, evet. Ama eğer bu oyuncu çok hazır değilse oyunun son bölümlerinde ne kadar verim alınabilir, o da tartışılır ki. Evet. Bu nedenle Delarge gibi bir oyuncuyu bence kullansaydı çok daha iyi olabilirdi. Baktığımızda yine artık bu kadro kemikleşecek galiba. 6-7 isim kemikleşecek. Bir sağ kanat, sol kanat ve ileri uçtaki 3 oyuncuya ihtiyaç var. Bir de Barış Yardımcı'nın yedeği olabilecek ya da Barış Yardımcı'yı yedek bırakacak bir sağ beke ihtiyaç var. 4 mevkiye ihtiyaçlar nasıl giderilecek onu önümüzdeki hafta göreceğiz. Beşiktaş maçına kadar yönetimin bir planı var. Transfer artık sonuçlandırmak istiyor. Biz bu akşama dönecek olursak gerçekten geçtiğimiz sezonun üzerine koyan, kadro anlamında üzerine koyan bir Alanyaspor var. Safvet Susuç yönetiminde her ne kadar lige iyi başlamasalar da yine baktığımızda kendi sahalarında Kasımpaşa'ya yenilmişlerdi ki bu akşam kolay bir maç Bursaspor'u beklemiyor ama Bursaspor'un da en büyük gücü bence taraftar olacak. Çünkü taraftar daha şimdiden futbolcuları motive etmeye başladı, tribüne çağırıyor tek tek. Yani Bursaspor taraftarıyla birlikte olduğunda bence tek vücut olduğunda işte kanatlanarak galibiyete ulaşacaktır diye düşünüyorum. O kanat eksikliğini taraftar giderir diye düşünüyoruz. Evet. Evet, bakalım Beytullah Suat ne düşünüyor, onu da kendisinden dinleyeceğiz. Hakikaten taraftar konusunda bir parantez açmakta fayda var. 19 bin dolayında kombine sattı Bursaspor. Öğle saatlerinde satılan bilet sayısı 4000'di. Yaklaşık 30 bin dolayında Yeşil Beyazlı taraftarın bu akşam Timsah Arena'da takımlarını desteklemesini bekliyoruz. Evet Beytullah, ilk 11'i gördün. Stankoç'u, Suajon, Kubilay açıkçası bana pek umut vermiyor. Sana umut veriyor mu? Ya şunu bekliyorum artık, yani Kubilay'ın bulduğu bu şansları değerlendirmesi taraftarıyım ben artık. Yani geçtiğimiz sezon yeteri kadar şans buldu, bunları değerlendiremedi. Ligin ilk yarısındaki bölümde idare ettiği maçlar vardı. Ancak daha sonraki performansını hepimiz biliyoruz. Bir forvete bu kadar şans gelmez. Kubilay genç bir futbolcu, üzerinde durulması gereken bir isim. Ancak bulduğu bu şansları da artık değerlendirmesi gerekiyor. Ha, nedir? Onun bu performansında kanat oyuncularının hiçbir suçu yok.
Top gelmediği zaman geliyor. Geldiği zaman da bir tane geliyor. Onu da Kubilay kaçırıyor. Biliyorsun geçen sene bu tabloları çok ciddi bir yaşadık. Şimdi ben Tite Ekong dediğim vakit, Agubadu dediğim vakit, kenarda Barış dediğim vakit. Tamam yani bendik bir sıkıntı yok. Evet. Ama kenarda sen bana Stanku, Jose John, ileride Kubilay dediğim vakit benim içim kararıyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani bugün burada bu kadar taraftan olmasının ana nedenlerinden bir tanesi de yeni yüzlere görmeye ihtiyacıdır Bursaspor'da. Aynen öyle. İnsanları. Yani şimdi ben kanatta Delarş eksikliğinden dolayı forma giymiyor ama Bursaspor iki kanat transferi yaptığı vakit, forvete de Stanku'yu koyduğu vakit bence çok daha iyi bir konuma gelir. Yani Beşiktaş maçına kadar mutlaka bu eksikler tamamlanacaktır ama artık yenileri görmeye ihtiyacı var Bursaspor camiasının, Bursaspor taraftarının. Çünkü karşıda forvet Wagnerlov, sizde Kubilay oynuyor. Bu Kubilay'ı kötülemek için söylemiyorum bunu. Bulduğu şansları değerlendirmesi lazım, daha çok çalışması lazım. Ya bunları açıkçası iyi analiz etmesi lazım Kubilay'ın. Bu maç önemli. Ya bekliyorum. Bu transferler yapıldıktan sonra ben Kubilay'ın kolay kolay ilk 11'de oynaya başlayacağım. Yeter abi, bak sürekli konuştuğumuz şey bu. Stanku kanat oyuncusu değil. Mecburiyetten şu anda Paul Logan kanada koyuyor. Ama Stanku kanat oyuncusu değil. Bak emin ol, Stanku'ya Paul Logan tahtaya yazıyorsun ya. Stanku'yu kanada koyduğunda gene suratı düşmüştür. Düşmüştür suratı yani. Aynen. Çünkü adamın yani kanat oyuncusu ne yapar? Adam eksiltir. Hızlı gider. Stanku forvet. Stanku bitirici bir forvet. Aynen öyle. Yani ama dediğim gibi yani geç kalınan şeyler var. Ama şu maç kayıpsız atlatılsın. İnanıyorum ki Beşiktaş maçında yapılacak takviyelerle birlikte çok daha iyi bir Bursaspor izleriz gibime geliyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Suat. Evet Çelik'te maç öncesi gelişmeleri aktardık. Maç sonrası yine özel yayınımızda biz buradaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü tekrar sana bırakalım. Peki Cevdet Altınel, sana ve konuklarına teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Türkiye'de ilk kez taraftar gruplarına örgüt suçlamasıyla düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 59'u yakalandığı şüpheliler Antalya'ya götürüldü. 4 Haziran'da Antalya'da Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan 1. Lig playoff final maçında çıkan olaylar nedeniyle 72 taraftar hakkında gözaltı kararı alınmıştı. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden İzmir ve Eskişehir'de gözaltına alınan 49'u Antalya'ya götürüldü. Haklarında yakalama kararı bulunan 72 kişiden 41'inin Göztepe, 31'inin ise Eskişehir Spor taraftarı olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri terör örgütü IŞİD'in sansasyonel bir eylem girişimini son anda engelledi. Hatay'da düzenlenen operasyonda durdurulan bir otomobilde bulunan 5 IŞİD üyesi gözaltına alındı. Polise saldırmak isteyen zanlılardan biri ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı kaldırıldı, hastanede öldü. Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki sansasyonel eylem planı güvenlik ve istihbarat birimlerine takıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı bilimleri 5 IŞİD üyesinin eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye sızdığını belirledi. MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlikleri tespit edilen zanlıları takibe aldı. Ekipler şüphelilerin içinde bulunduğu Hatay plakalı otomobili İskenderun Antakya Karayolu Topboğazı yakınlarında durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Ayağından vurulan zanlı etkisiz hale getirildi. Hatay Valiliği, Suriye uyruklu olduğu belirlenen zanlının kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı. Operasyon nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bombalı tuzak ihtimaline karşın bagaj fünye ile patlatılarak açıldı. Bagajdaki 4 çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bomba imha ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından araç çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı. İspanya'nın Barcelona kentinde 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin soruşturma sürüyor. Barcelona polisi 4 şüphelinin arandığını duyurdu. Kurbanların milliyetleri belli olurken aşırı sağcı grupların düzenlemek istediği gösteri kentte tansiyonu yükseltti. İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırılarına ilişkin soruşturma sürerken çarpıcı detaylar da ortaya çıkıyor.
İspanyol polisinin açıklamasına göre teröristlerin asıl hedefi bomba yüklü araçta saldırı düzenlemekti. Ancak teröristler Barcelona'ya 200 kilometre uzaklıktaki Alcanar kentinde bir evde bomba imal ederken patlama oldu. Planları bozulan teröristler de minibüs kiralayarak Barcelona'daki saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırıyla ilgili soruşturmada ise farklı haberler basına yansıyor. Medya saldırının bir numaralı şüphelisi olduğu düşünülen Musa Ukabir'in polis operasyonu sırasında öldürüldüğünü yazdı. Ancak bu iddia polis tarafından doğrulanmadı. Musa Ukabir'in kardeşi İdris Ukabir'in de polise teslim olduğu ve kardeşinin kendi belgelerini çalarak minibüsü kiraladığını söylediği iddia edildi. Bir başka iddiada polisin Barcelona'daki saldırının faili olduğu sanılan Yunus Ebu Yakup isimli şüphelinin peşine düştüğü yönünde. Ebu Yakup'un yaşadığı Ripoll kentinde yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı. Alcanar kentinde ise bir şüpheli yakalandı. Polis ise saldırının arkasında olduğunu düşündüğü 4 kişinin fotoğraflarını basına dağıttı. Kurbanların milliyetleri de belli oldu. Katalonya özel yönetimiyle Rambla'daki saldırıda hayatlarını kaybedenlerden 3'ünün İspanyol, 3'ünün Alman, 2'sinin İtalyan, 3'ünün Portekizli, diğerinin ise Belçika ve Amerikan vatandaşı olduğunu açıkladı. Aşırı sağcı grupların kentte gösteri düzenlemek istemesi ise tansiyonu yükseltti. Faşist gruba sol görüşlü Katalan örgütleriyle halk tepki gösterince arbede çıktı. Kavgada yaralananlar oldu. Olaya müdahale eden Katalonya polisi faşist grubu zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırdı. İspanya'daki terör eylemlerinin şoku sürerken bir saldırı haberi de Finlandiya'dan geldi. Turku kentine düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Saldırgan polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Avrupa bir kez daha terör saldırısıyla sarsıldı. İspanya'nın ardından hedefte bu kez Finlandiya vardı. Başkent Helsinki'nin 160 kilometre batısında bulunan Turku kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri saldırganı bacağından vurarak yakaladı. Finlandiya polisi bıçaklı saldırı sonrası Helsinki Havalimanı ve metro istasyonlarında güvenlik önlemlerini arttırdı. Polis ayrıca başka şüpheliler de olabileceği düşüncesiyle bölgede operasyon başlattı. Fin polisi olayla bağlantılı olduğu şüphelenilen zanlıların adreslerine baskın düzenledi. Gece devam eden baskınlar sırasında bazı kişiler gözaltına alındı. Yetkililer saldırının nedenine ilişkin bilgi vermezken Finlandiya İçişleri Bakanı Paolo Risokko, istihbarat ve güvenlik birimlerinin saldırganın bağlantılarını araştırdığını söyledi. Bir başka saldırı haberi de Rusya'dan geldi. Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 7 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü. Rusya'nın Surgut kentinde bıçakla çevrede bulunanlara saldıran bir kişi polis tarafından öldürüldü. Olay yerel saatle 11:20'de kent merkezinde yaşandı. Elinde bıçak bulunan bir kişi çevrede bulunanlara saldırmaya başladı. En az 7 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerine gelen polisler tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganın teslim olmak istemediği, bu nedenle polisin ateş açmak zorunda kaldığı belirtildi. Rus haber ajansı RIA Novosti, hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Rusya İçişleri Bakanlığı, bıçaklı saldırının terör saldırısı olmasını ilk ihtimal olarak değerlendirmediklerini, saldırganın psikolojik durumunun incelendiğini duyurdu. Saldırganın kimliğinin belirlendiği, psikolojik rahatsızlığı olabileceği yönündeki bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığı belirtildi. Irak ve Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü IŞİD ise bir darbe de Lübnan'dan geldi. Lübnan ordusu bu sabah Suriye sınırında IŞİD'e karşı operasyon başlattı. Operasyona Hizbullah milisleri de katılıyor.
Suriye'deki savaştan olumsuz etkilenen ülkelerin başında gelen Lübnan, artan IŞİD tehlikesine karşı harekete geçti. Lübnan ordusu Suriye sınırındaki alanlara yerleşmiş IŞİD militanlarına karşı Hizbullah milislerinin de katıldığı bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Suriye ordusunun da Dağların Şafağı adı verilen operasyona sınırın diğer tarafından destek verdiği duyuruldu. Yerel saatle sabah 5'te başlayan operasyonda Lübnan ordusu önce sınırda bulunan IŞİD'e ait ön mevzileri roket ve top atışlarıyla vurdu. Helikopterler de IŞİD hedeflerini havadan ateş altına aldı. Bölgede yaklaşık 500 IŞİD militanının konuşlanmış olduğu tahmin ediliyor. Lübnan ve Suriye orduları geçen ayda bölgedeki El-Kaide militanlarına karşı operasyon yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki gurbetçilere genel seçimlerde Türk düşmanı partileri boykot etme çağrısına Berlin'den çok sert yanıt geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilemeyeceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz da Erdoğan'ın çağrısını sert bir şekilde eleştirdi. Berlin'den gelen açıklamaları küstahça olarak niteleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Almanya'yı terör örgütlerine kucak açmakla suçladı. Ne Hristiyan Demokratları, ne SPD'yi, ne Yeşilleri, bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları Ankara-Berlin hattında gerilimi yeniden tırmandırdı. Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere yönelik çağrısına Başbakan Angela Merkel'den tepki geldi. Türkiye'den hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini söyleyen Merkel, Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır dedi. Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Martin Schulz da Erdoğan'ın çağrısını sert bir şekilde eleştirdi. Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı diye konuşan Schulz, özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız dedi. Berlin'den gelen açıklamalara Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yanıt verdi. Çok saygısızca, çok küstahça edep sınırlarını açan açıklamalar var. Esas Türkiye'nin iç işlerine müdahaleyi Almanya yapmaktadır. Türkiye'ye karşı konuşacaklar. Herkes ölçülü olmak, saygılı olmak ve haddini bilmek durumdadır. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Almanya'yı terör örgütlerine kucak açmakla suçladı. PKK terör örgütü Almanya tarafından çok net himaye ediliyor. Fethullahçı terör örgütüne karşı da çok net bir şekilde Almanya'nın bir sığınak olduğunu görüyoruz. Türkiye düşmanlığı yapanlar var ve Türkiye düşmanlığına sığınak haline gelmiş bir Almanya var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta düzenlenen tarım çalıştayına katılarak çiftçilerin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, tarım kanununda yer almasına rağmen hükümetin tarıma teşvik uygulamasını başlatmadığını söyledi. Tarım sektörü stratejik bir sektördür. Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Tarım sektörünün sorunları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Türkiye'de tarıma destek yetersizdir. Fındık üreticisi, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır. Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen tarım çalıştayına katıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gayet açık ve net dile getiriyoruz ve ifade ediyoruz. Tarım Kanunu 21. maddesinde yer alan milli gelirin %1'i oranında tarıma teşvik verilmesi uygulamasını başlatın. Hükümet başlatmıyor, tarım yeterli desteği alamıyor. O nedenle iletilen bütün sorunları parlamentoda dile getirmekte bizim görevimizdir ve dile getireceğiz. CHP lideri çalıştayı niçin Yozgat'ta düzenlediklerini de açıkladı. Yozgat'ın en temel özelliklerinden birisi mercimeğin ana vatanı olmasıdır. Yozgat'ın mercimeği sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada biliniyor. Ama bugün Türkiye mercimek ithal eden ülke konumunda. Dolayısıyla bir tarım bölgesi olan Yozgat'ın desteklenmesi gerekiyor.
Terörle mücadele Doğu ve Güneydoğu'da aralıksız sürüyor. Van'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'de ise bir teröristin cesedi bulundu. Van'ın Başkale ilçesinde bir grup teröristin eylem hazırlığında olduğunun tespit edilmesi üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Bölgede saldırı hazırlığı yapan 4 terörist savaş uçaklarının düzenlediği operasyonla öldürüldü. Tunceli'de ise arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri arazide bir teröristin cesedini buldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında devam eden operasyonda ise Kırım köyü Keltepe mevkiinde bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çatışma yaşandı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Zonguldak'ta içinde 4 kişinin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yakınlarının kına eğlencesinden dönen baba, oğul ve amca hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına. Zonguldak'ta otomobille evlerine giden aileye pusu kuruldu. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Kumtarla köyünde yakınlarının kına gecesine katılan Şeref Akyüz, oğlu Uğur, amcası Soner ve komşuları Tolga Köse otomobille eve dönerken araca pompalı tüfekli ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı 4 kişiye ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. Baba Şeref Akyüz olay yerinde hayatını kaybederken 16 yaşındaki oğlu Uğur Akyüz ile amcası Soner Akyüz de kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Tolga Köse'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken köyde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Zanlıyla aile arasında daha önce ormanlık alanda kesim nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Kesimde çalışıyorlar, ormanda çalışıyorlar, orman bölgede. Orada ufak bir şey olmuş, tartışma olmuş. Bayramdan sonra Şeref Akgüz'ü burada şey yaparken evin önüne gelip Şeref Akgüz'ü bıçakladılar, karakolluk oldular. Onlar gitmeden pusuyu kurmuşlar aşağıya. İki kişiyi beklemiş. Dayısıyla Şaban Akgüz. İstanbul Bayrampaşa Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında iş yerinde mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde çıkan yangında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kapı menteşesi üretimi yapan bir iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken ihbar üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinde mahsur kalanlar olması nedeniyle ekipler zamana karşı yarıştı. Alevlere müdahale eden itfaiye bir yandan da içeride mahsur kalanları tahliye etti. Yaralananlar sedyeyle ambulanslara götürüldü. Dumandan etkilenenlere ise iş yeri önünde yerde müdahale edildi. Yangın haberiyle bölgeye gelerek paniğe kapılan işçi yakınları güçlükle sakinleştirildi. Yangında yaralanan 3'ü Suriyeli 8 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş yerinde inceleme yapan ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul'da sabaha karşı meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Ataşehir'de kontrolden çıkan araç önce bir minibüsü ardından da park halindeki vinçe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Ataşehir'de kontrolden çıkan araç bir minibüsle vinçe çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü. Kaza Yeni Çamlıca Mahallesi Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. Galip Yaprakçı'nın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak savruldu. Önce seyir halindeki bir minibüse çarpan araç, ardından park halindeki vinçe çarparak durabildi.
Kazada sürücü Galip Yaprakçı ile yan koltukta bulunan Şehnaz Asmacı araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araç sürücüsü Galip Yaprakçı ve yolcu koltuğunda oturan Şehnaz Asmacı'nın olay yerinde öldüklerini belirledi. İki kişinin cesetleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kadın cinayetlerine son halka Konya'da eklendi. Tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren adam intihara kalkıştı. Konya'da tartıştığı sevgilisini bıçakla öldüren adam intihar etmek istedi. Adalet Mahallesi muhtarı, evli 3 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Çakan, 5 yıllık sevgilisi 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Güral'la birlikte Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolu Kozağaç mevkiine gitti. Aracı yol kenarına park eden ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen adam Hacer Güral'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından aynı bıçağı kendi vücuduna saplayarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirlerken Mustafa Çakan ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cinayete kurban giden Hacer Güral'ın 15 gün önce kendi oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Polis, katil zanlısı adam ve öldürülen kadının oğlu hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'da zıpkınla dalış yapan bir kişi uzun süre sudan çıkmayınca boğulduğunu zanneden arkadaşı polise haber verdi. Aranan kişi yaklaşık 4 saat sonra elinde 10 kiloluk levrekle karaya çıktı. Arkadaşının boğulmadığına sevinen vatandaş öfkesini de gizlemedi. İstanbul'da zıpkınla dalış yapan iki arkadaştan biri uzun süre sudan çıkmayınca boğuldu sanılarak polise alarma geçirdi. Çık şuradan, çık şuradan, çık lan. Cengiz Namlıoğlu ve Sinan Muhbaş'a Beylikdüzü Gürpınar sahilinde zıpkınla balık avlamak için sabah saat 06 sıralarında dalış yaptı. Alo! Sinan Muhbaş'a uzun süre sudan çıkmayan arkadaşını aramasına rağmen bulamayınca polise haber verdi. Balık vurmak için girdik zıpkınla. Saat 6 çeyrek suları falandı. 30 metre önümde suya daldı. Evet. Bir daha görmedim. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmaları sürerken yaklaşık 4 saat sonra Cengiz Namlıoğlu elinde 10 kiloluk levrekle karaya çıktı. Ben körüm de adamlar da mı kör? Bir saat gördük, yoksun. Çık sudan, çık. Çıksana. Ayağı kaldırdın ya. Bu kez de iki arkadaşın denizin içinde tartışması başladı. Yoksun, herkes ayağı kaldırdım, öldük. Adamları ya. Lan ne korkuyorum lan, manyak mısın oğlum, ben anında alıyorum lan. Ya bu acemi. İki arkadaş denizden çıktıktan sonra da tartışmayı sürdürdü. 2 gün oldu, 26 yaşında çocuk çıkardılar ya. Ulan benimle çocuğun niye diyorsun lan, manyak 87'den beri dalıyorum ya. Ya dalıyorum da işte. Sinan Muhbaş'a arkadaşının bulunduğuna sevinse de öfkesi geçmedi. Çıktı geldi yani, ama yemin ettim burnunu kıracağım yani. Yalova'da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ölümden döndü. Kazada yaralananlar arasında sosyal medya fenomeni Taha Özer'in menajeri Çağrı Coşkun da vardı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çağrı Coşkun'un kullandığı araçla Burhan Apaydın yönetimindeki otomobil Çınarcık Termal Karayolu Ortaburun Köyü Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük hasar oluşurken kazada Çağrı Coşkun'un yanı sıra diğer araçta bulunan sürücü Burhan Apaydın'la Kübra ve Mustafa Ali Arslanoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Çağrı Coşkun'un sosyal medyadaki paylaşımlarıyla popüler olan Taha Özer'in menajeri olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolleri yapıldı buradaki hastanede. Şu anda sağlık sorunu yok, Allah'a şükürler olsun. Son tetkikleri de bekliyoruz. Taha Özer kazanın ardından hastaneye gelirken Çınarcık konserini kaza nedeniyle iptal ettiklerini açıkladı. Bursa'da traktör sürücüsü ölümden
Traktör sürücüsünü ölümden zeytin ağacı kurtardı. İznik ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan traktör zeytin ağacına takılarak durdu. Kaza Abdülvahap Tepesi Dalkıran mevkiinde meydana geldi. Adem Poyraz tarlasını sulamak isterken kullandığı traktör şarampole yuvarlandı. Traktör şans eseri bir zeytin ağacına takılarak dururken sürücü Poyraz hafif yaralandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da freni boşalan damperli kamyon park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücü hafriyat kamyonunu rampaya park etti. Bir anda freni boşalan kamyon geriye doğru gitmeye başladı. Önce kaldırım demirlerini kıran kamyon park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bursa'da iki kişi bir iş yeri önünde park edilen elektrikli bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken iki kişinin rahat tavırları dikkat çekti. 120 kiloluk skuter motoru kucağında sırtlayıp götürdüler. Bursa'da elektrikli bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Olay Soğanlı Mahallesi'ndeki dolmuş durağı yanında meydana geldi. Recep Kurtuldu adlı vatandaş elektrikli bisikletini çalıştığı iş yerinin önüne park etti. İş çıkışı bisikleti bulamayan Kurtuldu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kimliği meçhul iki kişinin önce para alışverişi yaptığı sonra da elektrikli bisikleti çalarak uzaklaştığı belirlendi. Son zamanlarda hırsızlık olayları iyice arttı. Buradaki insanlar artık bundan çok dertli oldu. İnsanların paraları çalınıyor, cep telefonları çalınıyor, araçlar bırakılamıyor. Soğanlı halkı olarak bundan çok çok muzdaribiz. Polis kamera görüntülerinden işgali belirlenen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Tutulduğu Aydın cezaevinden 5 ay önce firar eden zanlı Bursa'da yakalandı. Güvenlik güçleri Karacabey ilçesinde bir eve düzenledikleri baskında zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Bursa polisi dolandırıcılık suçlarından 9 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve tutulduğu Aydın cezaevinden firar eden bir kişinin 5 ay önce Karacabey'e geldiğini belirledi. Cezaevi firarisinin Hülavendigâr mahallesinde bir evde oturduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Firari şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlikle sahte kredi kartı ve 60 bin lira değerinde sahte çekler ele geçirildi. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, türbenin 6 asır sonra özgün kimliğine kavuşacağını söyledi. Bursa'da Yıldırım Beyazıt'ın kabrinin bulunduğu türbe 6 asır sonra yeniden hayat buluyor. Büyükşehir Belediyesi tarihi türbede restorasyon çalışması yürütüyor. 30 yıla kadar şehrin sınırlarından biri olan bir külliyeydi bu. Külliyenin diğer alanları birer birer elden geçti. Caminin 1855 depreminde yıkılan minarelerinden başlayarak tüm çevre düzenlemeleri ve külliyedeki çalışmalardan sonra şu anda da Yıldırım Beyazıt'ın türbesi restore ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarihe sahip çıktıklarını belirtti. Tam 610 yıllık bir eser. 1406 yılında yapılmış ve 611. yılında 6 asır sonra tekrar ilk günkü orijinal haline, özgün haline dönüştürülmüş oluyor. Büyük zaferlerle anılan büyük komutanımız Yıldırım Beyazıt'a karşı vefa borcumuzu yerine getirip tüm külliyesiyle birlikte türbesine de sahip çıkıyoruz. Çadır hayatı, doğa ile mücadele ve birbirinden zorlu parkurlar. Bursa'da öğrencileri doğa ile buluşturan İzcilik Kampı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin kamp ateşini yakmasıyla başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencileri doğa ile buluşturan İzcilik Kampı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin kamp ateşini yakmasıyla başladı. (Gülüyor)
Yiğit Ali'deki kamp alanında genç izcilere seslenen Başkan Altepe, kampta öğrenecekleriyle gelecekte toplumu yönlendirecek bireylere dönüşeceklerini söyledi. Burada sizlere verdiğimiz emek sadece bu kampta bitmiyor. Bundan sonraki de çalışmalarımız devam edecek. Ve sizler hepiniz birer lider olacaksınız. Ve mahallenizde, okulunuzda, bölgenizde gençleri yönlendireceksiniz. Bu milletin hedefleri büyük. Bu devletin hedefleri büyük. Bizim 2023, 2053, 2071 gibi hedeflerimiz var. Ona da sizlerle birlikte ulaşacağız. Düzenlenen kampla gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanıyor. Burada her türlü değerler öğretiliyor. Her türlü eğitimler veriliyor. Bunun yanında bol bol spor yapıyorsunuz, eğitim yapıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Daha sonra kamp alanını gezen Başkan Recep Altepe, kamp ve koşu parkurunda başarılı olan öğrencilere madalyalarını verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çelebi Gençlik Dernekleri Federasyonu izcileri sağlıklı yaşama ilk adımı attı. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışanları tarafından izcilere ağız diş sağlığı eğitimi verildi. Yani öyle iki tane pırt pırt yapıp bırakmak yok. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çelebi Gençlik Dernekleri Federasyonu'na bağlı izciler sağlıklı bir yaşam için ilk adımı ağız diş sağlığı eğitimiyle attı. Diş hekimine senede bir defa veya daha fazla gidenler el kaldır. Her yıl Yiğit Ali Köyü'nde düzenlenen kampa katılan izcilere Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi uzmanları tarafından ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Dişlerimize bakmazsak diş eti hastalığından dolayı da dişlerimizi kaybedebiliriz. Bir haftalık kampta doğayla baş başa kalan 100 izciye verilen eğitimde doğru fırçalama teknikleri anlatıldı. Alt çenede yine diş etinden dişe, yani aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı. Eğitimin sonunda genç izcilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi. Kent Günleri izci kampına gelerek çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdik. Ağız sistemlerini tanıttık. Doğru diş fırçalamaları anlattık. Sağlık Bakanlığımızın dağıttığı diş fırçası ve macunları da hediye olarak verdik. Son haberimizde efendim, olayan haberi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte saat 19'da yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.